Kahve yapayım, hı? Dur. Çok güzelsin. Gülmek yakışıyorsun. Başka bir güzellik veriyor. O hırçın şımarık halini hiç çekin. Ellerin. Ellerin çok yapılmış. Öyle ya, bütün işleri sen yaptın. Hem de hiç alışık olmadığın halde. Buna cidden üzüldüm. Üzülecek bir şey yok. O işleri seve seve yaptım. Gene de yaparım. Yeter ki sen iyi ol. Ne kadar değil. Hem de beklediğimden daha hızlı bir gelişme. Vapurda karşılaştığımız ilk günü hatırlıyorum. Bahsetmeyelim o günlerden. O günleri, o günlerdeki Nurten'i unutmak istiyorum. O zamanlar bana şımarık zengin kızı demekle haklıydı. Burada geçen günler çok şey öğretti. Hakikat balyoz gibi iniverdi başıma. Ama çok memnunum ve medyunum sana. Hakikatler korkutmuyor artık beni. İzmir'e döndüğümüzde her şeyi anlatacağım babama. İşte şimdi hakiki Nurten çıktı ortaya. Buna çok memnunum. Bundan sonra olayları daha başka yönlerden görecek, daha kolay mutlu olacaksın. Senin de mutlu olmanı isterim. Sen de değilsen, eski alışkanlıklarını unutsan. Alışkanlıklarım? Ha, şu hırsızlık meselesi. Hep kolay olmayacak ama bırakmaya çalışırım. Hayır, söz istiyorum. Bir daha kimsenin bir şeyini çalmayacağına yemin edeceksin. Peki, yemin ediyorum. Karada, havada, denizde, nerede ve ne şartlar altında olursam olayım, kimsenin bir şeyini çalmayacağıma yemin ediyorum. Beni daha fazla sevindiremezdin. Sana çay mı hazırlayayım, kahve mi? Hiçbirini. Kendin hazırlan, gidiyoruz. Daha yeni iyileştin, hemen gidemeyiz. Birkaç gün daha kalsak, ne mahsuru var? Babama haber verdiğine göre o da merak etmez. Mesele o değil. Seni İzmir'e bırakıp ben İstanbul'a gideceğim. Hayatından çekileceğim. Durup dururken bu nereden çıktı? Durup dururken çıkmadı. Şurada yatarken hep düşündüm. Ayrılmamız gerek. Nurten! Evet? Evet, seni dinliyorum. Bir şey yok. Bir an evvel hazırlan, gidiyoruz.